Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. TYT Matematik'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bölüm 2'yi işleyeceğim. Ardışık tam sayıların toplamı, ardışık çift sayıların toplamı, ardışık tek sayıların toplamı şeklinde ifade edilen toplamları kısa yoldan toplamaya çalışacağız. Şimdi birinci notumuz şurada arkadaşlar. Ardışık tam sayılar bu cümleyi soru içerisinde kullandığı zaman birinci sayıyı x ya da n arkadaşlar. İkinci sayımız x artı 1. Üçüncü sayıyı da artık x artı 2 ve birer birer artırıp devam edeceğiz. Dördüncü sayı, beşinci sayı, altıncı sayı bu şekilde siz devam da ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şuranın notu olsun arkadaşlar. İkinci de ardışık çift sayılar. Bu cümleyi soru içerisinde gördüğümüz zaman direkt ilk sayıyı, birinci sayıyı biz 2x olarak alacağız ya da siz 2n olarak alırsınız, siz bilirsiniz arkadaşlar. İkinci sayıyı birinci sayıdan 2 tane fazla olacak şekilde 2x artı 2 şeklinde alacaksınız. Üçüncü sayıyı ise bu sefer İkinci sayıdan 2 fazla olacak şekilde, yani 2x artı 4 olarak almanızı isteyeceğim. Üçüncü sırada ardışık tek sayılar. Cümle içerisinde bunu kullandığında biz birinci sayıyı 2x artı 1 arkadaşlar. Birinci sayı 2x artı 1 olarak alacağız. Bu ilk sayımız. İkinci sayımız arkadaşlar 2x artı 3 olarak alacağız. Cebirsel olarak gösterim yaparken bunları çok sık kullanacağım. Üçüncü sayımız 2x artı 5 olarak arkadaşlar. Şuraya dikkat edecek olursak. Ardışık tam sayılar dediği zaman 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde devam edip gidecektir. Ardışık çift sayıları aldığı zaman arkadaşlar 0 burada artı durumundadır yine arkadaşlar. Artı sıfırın etkisi olmadığı için göstermezler. 0, 2, 4, 6, 8 diye ekleye götüreceğim. Artık kaç tane sayı istemişse orada duracağız. Ardışık tek tam sayılar dediği zaman ise artılara dikkat ederseniz artı 1, artı 3, artı 5, artı 7, artı 9 şeklinde devam edip gidecektir. Ardışık tam sayılar arasındaki fark büyüklük belirtmediği sürece eksi ya da artı 1'dir. Bu arkadaşlar ardışık misal cebirsel olarak gösterdiği zaman atıyorum 2x artı 10 ile 3x artı ne diyelim arkadaşlar 5 diyelim. Eğer bunlar ardışık doğal sayılar, ardışık tam sayılar ise hangisinin hangisinden büyük olduğunu kestiremediğimiz için önce bunu büyük alırız, sonra bunu ikinci planda bunu büyük alacağız arkadaşlar. Yani bu sıralamanın mutlağını aldığımız zaman direkt sonuç 1'e eşitlenecek. Yani aralarındaki fark 1'dir. Eğer ardışık çift sayı derse fark eksi ya da artı 2 olacaktır. Burada yine izah edilmiş arkadaşlar. Peki ardışık sayıların toplamını burada Gauss denilen adamın bilgileri, kısa yolları verilmiş. 1, 2, 3, 4 artı n'e kadar gittiği zaman son sayıyı, son terimi, n'i bir fazlasıyla çarpıp yarısını alacağız arkadaşlar. N artı 1 ile çarpılıp yarısı alınacak. İkincisinde arkadaşlar çift tam sayıları toplarken 2, 4, 6 ve en sondaki sayıyı 2n alacak. Çünkü çift olmasını istiyorduk. Çift sayıların kısa yoldan toplamını alacağız zaman arkadaşlar 2n'in yarısı yani n sayısı alınacak ve bir fazlasıyla çarpmamız yeterli olacaktır. Üçüncüde ise tek tam sayıları toplamış arkadaşlar 1, 3, 5, 2n eksi 1. Buradaki n'i en son terimi arkadaşlar 2n eksi 1'e eşitlediğinizde n'i tespit ettikten sonra sadece karesini almanız yeterli olacaktır. Ardışık terimler arasındaki farkın eşit olduğu
tüm sayı dizilerinde terim sayısını arkadaşlar bu formülle, terimler toplamını da bu şekilde biz bulacağız. Bunu daha düzenli bir şekilde ben yine soru içerisinde size anlatacağım arkadaşlar. Birlikte çözelim şu örneği. 7a artı 1 ile 5a artı 4 ardışık tam sayılar olduklarına göre a'nın alabileceği değerler toplamı arkadaşlar. Ler, burada bir çoğul ekimiz var. Belli ki a'nın alabileceği değerler birden fazla. O zaman önce 7a artı 1'i büyük alıyorum. 7a artı 1 büyük olsun. Bu ifadeyi parantez içinde kullanacağım. İkinci sayımız 5a artı 4. 5a artı 4. Bu da küçük sayı olsun. Bu ikisi arasındaki fark 1 alınır. Ya da şimdi 5a artı 4'ü büyük alsak bu kez de şöyle bir denklem yazacağım. 5a artı 4. Bunu büyük aldım. Eksi küçük olan sayıyı 7a artı 1 kabul ettim. Yani iki durum söz konusu var. Önce 7a artı 1'i büyük kabul ettim. 5a artı 4'ü küçük. İkinci durumda 5a artı 4'ü büyük aldım. 7a artı 1'i küçük aldım. Ve büyük ile küçüğü çıkardığım zaman fark her zaman 1 olmalı. Çünkü ardışık tam sayılar arasında fark her zaman 1 olacaktı. Birinci denklemde 7a artı 1 olduğu gibi yazdım. Eksiği arkadaşlar burada paranteze dağıtmak zorundayım. Dağıttığım zaman eksi çarpı 5a'dan eksi 5a, eksi çarpı 4a'dan eksi 4a yazıldı. Şimdi parantezin önemi çok net görünüyor mu? 7a'dan 5a çıkardığım zaman 2a kalacak. Artı 1 eksi 4. Çıkarma işlemini gerçekleştirirsem eksi 3 kalacak. Sonuç madem 1'e eşitti, eksi 3'ü karşı tarafa attım. 2a eşittir. Ay, eksi 3 artı 3 olarak giderse 1'e eklenir 4 olur. 2a eşittir 4 ise karşılıklı her iki tarafı 2'ye böldüm. A eşittir 2 çıkacak. Birinci durumda a eşittir 2 çıktı. İkinci durumda 5a artı 4'ü yine aynen yazıyorum. Eksiyi paranteze dağıtmak zorundaydım arkadaşlar. Önce eksi 7a ile çarptım. Sonra artı 1 ile çarptım. O da eksi 1 yapacak arkadaşlar. Eksi çarpı artıdan eksi. Sonucu 1'e eşitliyorduk. 5a'dan 7a çıkarsa eksi 2a kalacak. Artı 4 eksi 1 artı 3 yapacak. Sonuçta zaten 1'e eşitti. 1'i sol tarafa gönderirsem arkadaşlar 3 eksi 1'den 2. Eksi 2a'yı şunu diğer tarafa artı olarak gönderdim. Artı 2a olarak etti. 2a eşittir 2 ise her iki tarafı 2'ye bölersem a eşittir 1 bu kez oldu. A'nın birinci değeri 2, ikinci değeri de 1 çıktı. Ve bunların toplamını istemişti bizden. 2'ye 1 toplandığında arkadaşlar sonucumuz 3 görünecektir. Yani Edirne. Ardışık 5 tek sayının toplamı 135'tir. Buna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır? Ardışık olsunlar, 5 tek sayı olsunlar. Arkadaşlar birinci sayıyı kaç yazacaktım? Birinci sayıyı 2x artı 1 aldım arkadaşlar. Tek tam sayı dediğinde bu denklemden yola çıkacaktım. İkinci sayımız 2x artı 3 alınacak. Üçüncü sayımız 2x artı 5 arkadaşlar. 1, 3, 5, 7 diye devam edeceğim. Dördüncü sayımız 2x artı 7. Beşinci son sayımız 2x artı 9 olacaktır. Bu 5 sayının toplamı arkadaşlar cebirsel gösterim ile 135'e eşit olmalıdır. 135'e eşit olacaktır. Peki toplayalım bakalım arkadaşlar. 2x, 4x, 6x, 8x, 10 tane x yaptı.
Diğerlerini de toplarsak arkadaşlar 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 7 daha 16, 9 daha 10, pardon 25 yapacak. 25'i karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. 135'in yanına eksi olarak gönderiyorum. 10x eşittir 110 arkadaşlar. 135'ten 25 çıkarsa 110 kalacak. Arada işlem hatalarım oluyor arkadaşlar. Sezdiğinizde lütfen yorumlar kısmında yanlışlarımı, yanlış çizim yerleri, gözden kaçırdığım yerleri lütfen söyleyiniz. Bölme çarpma bölmelerde, toplamalarda bazen hata yapabiliyorum. Peki her iki tarafı 10'a böldüğüm zaman x'in yerine 11 yazmamız gerektiğini görüyoruz. Peki burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sayıda x gördüğüm her yere artık rahatlıkla 11 yazabilir miyim? Yazalım peki. 11 yazarsam arkadaşlar 11 çarpı 2'den 22, bir daha 23. Bundan sonra çift tam sayılar arasında fark, pardon, tek tam sayılar arasında fark her zaman 2 olacağı için artık 23'ten sonra ikişer ikişer ekleyebilirim. 2 eklersem 25, 2 eklersem 27, 2 eklersem 29, 2 eklersem son ve en büyük sayım 31 olacaktır. Burada da en büyüğünü zaten sormuşlardı. O zaman en büyüğümüz 31 arkadaşlar. Son sayımız buydu. Yanıtımız da burada çözümünü yapmışlar arkadaşlar. 31 doğru cevaptır. Yanıt Adana. Terim sayısı tek ise toplam terim sayısına bölündüğünde ortadaki terim bulunur. Ortadaki terim arkadaşlar 5 adet sayı 135 5'e böldüğünde 27. Bu ortadaki terimdir. Eğer terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetiği alınırdı. Oran orantıda bunu ya da dizilerde yine göreceğiz arkadaşlar. A, B, C, D tam sayılardır arkadaşlar. Bunu biraz büyüteyim hemen. Yazı yine de okuyabilirim. A, B, C, D ardışık tam sayılardır. Ardışık tamlar arasında farklar her zaman 1'di. Hemen şuraya not edelim. Farkımız her zaman 1 olacak. A küçük B, B küçük C, C küçük D olduğuna göre şuradaki ifade kaça eşittir diyor bize. O zaman hemen A yerine ben ardışık tam dediği için arkadaşlar burada değer de verebilirsiniz. Denklemlerini de cebirsel gösterimlerini de yerine yazabilirsiniz. Hemen A yerine ben 1 yazmak istiyorum. B yerine 2, C yerine 3, D yerine de 4 yazabilirim arkadaşlar. Bunu götürüp denklemde yerine yazalım. C eksi A diyor. Arkadaşlar C'nin yerine 3 yazacaktık. A yerine biz 1 yazacaktık. Ve parantez kuvvetimiz 3 arkadaşlar. Hemen 3 de yazalım. Artı B'nin yerine arkadaşlar 2 yazacaktık. Eksi D'nin yerine biz 4 yazacaktık. Ve parantez kuvvetimiz yine 2 idi arkadaşlar. Peki. Bölü. Aşağıda D eksi A demiş arkadaşlar. D'nin yerine biz 4 eksi A'nın yerine de biz 1 yazacaktık. Yazdık. Parantez kuvvetimiz 2 arkadaşlar. Şimdi artık sayısal değerleri yerine yazdıktan sonrası siz de arkadaşlar çıkarıp kuvvetlerini rahatlıkla alabilirsiniz. 3'ten 1 çıktı 2. 2'nin küpü 8. Yazdık. 2'den 4 çıkar. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4 arkadaşlar. 4 eksi 1'den 3. 3'ün karesi de 9 yapacak. Ve payı topladığımda 12 bölü 9 ile karşılaşacağım. Sadeleştirme işlemini yaparsak 12 bölü 9 ışıklarda vermezler arkadaşlar. En sade hali bunu 3'e bölsem 4. Payı 3'e böldüm. Paydayı da 3'e böleceğim. 4 bölü 3. Ve Bursa şıkkında mevcut arkadaşlar. A ve B ardışık çift sayılardır. Ardışık çift sayılar arasındaki fark her zaman 1'di arkadaşlar. Ve A'nın B'den küçük olduğunu söylüyor. Buna göre 1 eksi A, 1 eksi B. Rasyonel farkın 1 bölü 12 olduğunu söylüyor.
Buna göre A'yı bulduktan sonra burada yerine yazabiliriz arkadaşlar ve bu direkt sonucu verecek zaten. Peki burada 1 bölü A eksi 1 bölü B soruyu olduğu gibi yazdım. Eşittir 1 bölü 12. Şimdi şu paydaların eşit olması bunu B ile çarpmamızı gerektirecek. Şunu da A ile çarpmamızı gerektirecek. Hem payı hem paydayı bizim genişletmemiz lazım B ile. Bu da B çarpı birden B. B çarpı A'da AB yapacak. Ortak payda artık AB'dir arkadaşlar. A çarpı birden de yine A yapacak. Ve sonuçta 1 bölü 12 idi. Eğer B'nin A'dan büyük olduğunu söylemişti. Biz de bu farkın 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. B eksi A'nın yerine 2 yazacağız arkadaşlar. Eşittir B eksi A. Çünkü kardeşlik çiftler arasındaki fark her zaman 2 idi. O yüzden B büyüktür A. Büyükten küçüğü çıkarmış. Fark 2 olacak. Bölü A çarpı B'yi henüz bilmiyoruz. Sonuç 1 bölü 12'ye eşitti demişti. İçler dışlar çarparsak arkadaşlar. 2 çarpı 12'den 24 eşittir. A çarpı B'yi de dışlar olarak çarptım. A çarpı B eşittir 24 ise ardışık olup çarpımları 24 yapan 4 ve 6 mı var arkadaşlar? A'yı 4, B'yi 6 kabul edebiliyoruz. O yüzden götürüp buradaki A yerine, buradaki A'nın yerine 4'ü kullanabiliriz. B'nin yerine de arkadaşlar 6'yı kullanacağız. Yazalım bakalım. 3 çarpı B'nin yerine 4 yazdım. Artı pardon A'nın yerine 4 yazdım. 3 ile çarpmış. B bölü 3'te B yerine 6 yazdım. Bölü 3. Bunun sonucu kaç yapacaktır? 3 çarpı 4'ten 12 artı 6 bölü 3'ten de şunu böldüğüm zaman da 2 elde ediyorum. Ve toplam sonucumuz 14 olacaktı. 14 de C şıkkında mevcuttur. Arkadaşlar cevabımı kontrol etmek istiyorum. İşlem hatam var mı yok mu diye merak ediyorum. Aynen arkadaşlar cevabımız C olacak. X1 tam sayı olmak üzere 4x artı 13'ten büyük en küçük tek tam sayı ile 4x eksi 7'den küçük en büyük çift sayının farkının mutlak değeri kaçtır? Peki x1 tam sayı ise 4x arkadaşlar çift yapar. Çift artı 13. 13 tek sayı olduğu için çift artı tek şu anki görünümde şurası arkadaşlar tek oluyor. Teklerden bir sonraki sayı şundan büyük olacak. 4x artı 13'ten büyük olacak ve çift olacak. O zaman 1 eklediğim vakit 4x artı 14. En küçük tek tam sayı. Şurası tek. O zaman 2 eklemem gerekiyor arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. X1 tam sayıysa dedik. Burada yerine yazdığım zaman şurası çift oluyor. 13 eklediğim zaman sonuç tek oluyor. O zaman bir sonraki tek sayı bana lazım. O yüzden 2 ekleyeceğim. Burası 4x artı 15 olacak. İlk aradığım sayı bu. Bu sayıdan büyük en küçük tek tam sayı ile 4x eksi 7 arkadaşlar 4x çift bir ifadedir. 7 tek bir ifadedir. Çiftten tek çıkardığım zaman tek oluyor. Bundan küçük en büyük çift sayı. Arkadaşlar bu sayıdan küçük olan en büyük çift sayı şuraya 1 çıkarmam lazım. Bu tek ifade 1 çıkardığım zaman yani bir önceki sayı 4x eksi 8'dir ve çift olacaktır. Bakınız buradan 2 çıkaramadım. Şu ifade 4x artı 7 buraya 4x artı 7 diyeyim. 4x eksi 7 pardon. 4x eksi 7. Bu ifade tektir arkadaşlar. Bu tekten küçük en büyük
çift tam sayı şunun hemen önündeki sayıdır. O da bir sayı öncekidir. Yani şundan bir fazla, bir eksik olacak. 4x eksi 8 sayı çifttir ve bundan da küçük en büyük çift oluyor. Farkının mutlağı. Fark alacağım için arkadaşlar parantez kullanmak zorundayım. Ve bunun mutlak değeri isteniyor. Bu mutlak değer kaçtır diyor. Soruyu bu şekilde denklemde yazabildik. Şimdi sonuca bakalım. 4x'ten şu eksi dağıttığımda 4x çıkarırsam 0 oluyor. 15 eksi eksi 23 yapıyor arkadaşlar. 15 bak 4x eksi 4x bunları sıfırladım. 15 eksi eksi çarpıldığı zaman artı yapıyor. Şu mutlak şurası 15 artı 8 mutlak değer içerisinde eşittir. Aradığımız sayı buydu. Bunun toplamı 23 oluyor. Mutlak değer dışına da 23 olarak çıkacaktır. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar kontrol edeceğim. Aynen. X, Y, Z birer tam sayı olduklarına göre arkadaşlar burada tam sayı. 3'ü de birer tam sayıymış. 2X arkadaşlar burada şu ifadenin 4Z'ye eşit olduğunu savunuyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima altını çizer? Doğrudur. Daima doğru olanı bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar 2 çift bir sayıdır. Neyle çarparsanız çarpın şurası çifttir. Şurasını siliyorum yerine çift yazıyorum. Artı. 3 arkadaşlar tek sayı 3Y'ye şu an dokunamıyorum. Eşittir. Sonuçta yine 4 ile çarpılmış bir Z gösteriliyor. 4 çift olduğu için Z'nin ne olduğu umurumda değil. Sonucu çift yapacak çünkü. Burada dikkat ettiyseniz X ve Z'yi biz yok ettik. O zaman X ve Z ile ilgili yorum yapanları sileceğim arkadaşlar. X ve Z içeren şıkları lütfen eleyiniz. Onlar hakkında bir şey bilmiyoruz çünkü. Geriye şu denklem kalacak. Burada da Y ile ilgili bilgi edinmek mümkündür. Bu çifti buraya atıyorum. 3Y eşittir. Çift eksi çift oluyor. Çift eksi çift. Buradaki çifti karşı tarafa attık arkadaşlar eksi olarak. 3Y eşittir. Çiftten çift çıkardığım zaman şu ifadenin sonucu çift olmalıydı. Bu da 3 tekti, etkisi yoktu. Y kesinlikle çift olmalı ki sonuç çift olsun. O zaman Y kesinlikle çift sayıdır. Denizli olması gerekiyor arkadaşlar. Ardışık 5 tek sayının toplamı A olduğuna göre bu sayıların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Yine istediğimiz denklem tarzında çözülebilecek bir soru arkadaşlar. Ardışık 5 tek sayının toplamı A olduğuna göre en büyüğünü A cinsinden istiyor arkadaşlar. Hemen bulalım. Ardışık 5 tek. Bu tip sorularda arkadaşlar şunu da yine kullanabilirsiniz. Ben her ikisini de kullanacağım. Hangisi kafanıza yatarsa, hangisini daha erken yapıyorsanız onu denersiniz siz de arkadaşlar. Ardışık 5 tek tam sayı. Birinci sayımızı x seçiyorum. İkinci sayımız x artı 2. Üçüncü sayı x artı 4 seçiyorum. Dördüncü sayı x artı 6 olsun. Beşinci sayımız x artı 8 olsun. Bunların toplamı arkadaşlar A yapmaya çalışacağım. Şimdi x türünden topladığım zaman arkadaşlar şurası 5 tane x artı şunları toplarsak arkadaşlar 2 buradan 4 buradan 6 6 buradan 12 8 buradan 20 de aşağıda bunları da topladık. Şimdi 20'yi karşı tarafa atarsam yani x'i burada yalnız bırakmaya çalışacağım. 5x eşittir 20'yi karşı tarafa eksi olarak attım a'nın hemen yanına. A eksi 20. Şimdi her iki tarafı 5'e bölersem x yalnız kalacak arkadaşlar. Her iki tarafı 5'e böldük.
O zaman 5'ler gidecek. X artık başlı başına ne oldu arkadaşlar? X eşittir A eksi 20 bölü 5. A eksi 20 bölü 5 oldu. Bizden x'i istemiyor arkadaşlar. X çözüm için bize sadece yardımcı olacak. En büyüğünü istiyor. Yani 5. sayıyı istiyor. Ve 5. sayımız şu değil miydi arkadaşlar? 5. sayımız x artı 8'di. X artı 8. Peki x gördüğüm yere ben şu x'in yerine a eksi 20 şu ifadeyi yazabilirim. Doğru mu? Yani a eksi 20 bölü 5. A eksi 20 bölü 5. Artı 8'i de hemen ekliyorum. Bu toplama gereğince arkadaşlar 5'i hemen 8 ile çarpıp eksi 20 ile toplamaz mısınız? Yani a eksi 20 pay kısmında zaten vardı. Şu rasyonel sayılarda toplamada 5 çarpı 8'i de artı olarak yanına yazıyorum. 5 kere 8'den 40. Bölü 5'i de ortak olarak yazmak zorundayım. Burada düzenlemeleri yaptığım zaman a eksi 20 artı 40 artı 20 yapacak arkadaşlar. A artı 20 bölü 5. Bu bizim cevabımız olacak. A artı 20 bölü 5 E şıkkında mevcuttur arkadaşlar. Şöyle cevabımızı da kontrol edelim. Eksik hatalı bir şey anlattıysam düzelteyim. Arkadaşlar cevabımız E'dir diyor zaten. Uygundur. Peki. Siz de notunuzu aldıysanız arkadaşlar ekranı sileceğim. Diğer yolu yazmaya çalışacağım. Şimdi eğer orijinal yoldan gidecek olursak ki diğerinde az önce çözdüğümüz yoldan biraz daha uzun olacak. Birinci sayıyı 2x artı 1 alabiliriz. Çünkü biz tekleri anlatırken şöyle dedik. Birinci sayı bu. İkinci sayı 2x artı 3. Buradan da yine aynısı çıkacaktır. 2x artı 5. 2x artı 7. Dördüncü sayımız oldu bu. Beşinci sayımız 2x artı 9. Şunları toplayıp a'ya eşitleyeceğim arkadaşlar. Topladığım zaman 2, 4, 6, 8, 10 tane x yapıyor. Artı 10x artı 1, 4, 9, 16, 25. Eşittir a cinsinden yazacağı için toplamını a türünden verdiği için a'ya eşitliyorum. 25'i karşı tarafa atıyorum. 10x eşittir a eksi 25. A eksi 25. Sonra arkadaşlar bunların 2x türünden yazımı verilmiş. Biz de o zaman 5'e bölelim arkadaşlar. 5'e bölersek şurası 2x'tir. 5'e bölersek burası a eksi 25 bölü 5 olacaktır. Biz 2x'i bulduk. 2x'e eğer 9 eklersek en büyüğü bu. Bunu istiyordu bize. Buna 9 eklersek arkadaşlar sağa ekledim. Sola da ekleyeyim. Bizim en büyük sayımız bu değil miydi? O zaman şu sonuç A türünden çıkacaktır arkadaşlar. O zaman 5 kere 9 45. 45 artı eksi 25 kaç yapacaktır? A artı 20 yine yapacaktır arkadaşlar. Bölü ortak paydamız yine 5'tir. Yani her iki durumda da Edirne çıkmak zorunda. Ardışık iki çift doğal sayının kareleri farkı 20'ymiş. Buna göre bu sayıların küçüğü kaçtır? İki çift doğal sayı arkadaşlar. Bir tanesini o zaman büyükten küçüğü çıkaracağım ki fark pozitif dediği için büyükten küçüğü çıkarmışlar. Birincisi x artı 2. İkincisi yani daha doğrusu ikincisi bu. Birincisi x. Bunların kareleri farkı alınmış. Biz de karelerini farkını alalım ve 20'ye eşitleyelim. Şu durumda iki kare farkını çarpanlara ayırma konusunda detaylı bir şekilde biz işleyeceğiz arkadaşlar. Burada bazı sorularda topu diğer konulara atıyor. Orada dikkat edin. Eski bilgilerden bazen destek alıyor. Temel kavramlarda bu sık karşılaşılan bir durumdur. Peki, iki kare farkını nasıl alacağım? Önce x birinciyi yani birinciden
Yani x artı 2'den ilki çıkarıyor. Çarpı birinciye x artı 2'ye ikinciyi ekliyor. Bir toplama durumu, bir de çıkarma durumunun çarpım hali 20 yapmış diyeceğiz. Burada arkadaşlar eksi x artı x gitti. Elimde 2 kaldı. Çarpı. Şurada 1x, bir tane de burada 2x yaptı. 2x artı 2'mizi unutmayalım. Eşittir 20 arkadaşlar. Karşılıklı şurayı 2'ye bölüyorum ve burayı da 2'ye bölüyorum. Sol tarafta 2x artı 2. Sağ tarafı da 2'ye böldüğümde 10 elde ediyorum. 2'yi karşı tarafa atıp 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Buradan 2x eşittir. 2 diğer tarafa atarsam eksi olarak gidecek. 8 kalacak. 2x 8 ise x eşittir 4. X zaten bizim küçük olan sayımız değil miydi? Peki onu mu istiyordu? Bu sayıların küçüğünü istemişti. Hemen kontrol edelim. A çift bir doğal sayı ise 5a eksi 3 sayısından sonra gelen iki çift sayının toplamı. Arkadaşlar benzer bir örneğini yapmıştık, izah etmiştik. Tekrar anlatacağım bunu. 5a arkadaşlar, a çift bir sayı ise, a yerine çift yazdığınız zaman şöyle yazayım arkadaşlar. 5 çarpı a bir çift sayı eksi 3 ifadesi arkadaşlar. Şurası çift oluyor. Çiftten teki çıkardığın zaman sonuçta tek oluyor. Tek sayılardan sonra gelen sayılar önce gelen sayıdan daha büyük olacak. O yüzden bu teke bir eklemem yeterli olacaktır. Yani 5a eksi 3'e 1 ekliyorum. Bu benim birinci sayım oluyor. 5a eksi 3 ifadesine, 5a eksi 3 ifadesine ve ardışık çift sayılar. Bundan sonra 2 ekleyeceğim arkadaşlar. Yani 1 ekledik. Bu sefer 3 eklemem gerekecek. Şöyle arkadaşlar. 1 ekledik. Çift oldu. Diğeri bundan 2 büyük olacak. 2 büyüğü de bu sefer 3 yapacak. Şimdi ilk istenilen sayı 5a eksi 2. Diğer sayımız da arkadaşlar, gerçekten eksi 2'ye zaten 2 eklerseniz 5a yapacak. Bir sonraki büyük sayımız da 5a olacak. Bu iki sayının toplamı eşittir 78. Burada arkadaşlar 10a eşittir. Şuradaki eksi 2'yi karşı tarafa attım. Artı olarak 78'i eklersem 8 olacak. 10a eşittir 80 ise a eşittir 8 çıkacaktır. Her iki tarafı 10'a böldük arkadaşlar. Bizden a'yı mı istiyor? O zaman 8'i işaretleyeceğim. Hemen cevabımızı kontrol edelim. A, B, C ardışık doğal sayılar olduklarına göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Ardışık doğal sayılar. Fark her zaman 1 miydi? O zaman A, B, C. Şimdi bunlar için küçük dipnotları altlarına hemen yazayım. A'yı tek bir sayıdır kabul edersem sonraki ardışık doğal sayı çift olmak zorunda. Ve çiftten sonraki ilk sayı da yine fark 1 olacak şekilde eklediğim zaman C'nin de tek olması gerekiyor. Peki A'yı çift kabul etseydim, A'yı çift kabul etseydim bu kez B tek, C çift olacaktı. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye devam ettiğinizde o iki sayı arasındaki sayının cinsleri tek, çift, tek, çift, tek, çift şeklinde gidiyor. Şuraya yazmaya çalışayım. 1, 2, 3, 4, 5. Dikkat ederseniz ardışık doğal sayılar yazdım. Bunu tek kabul ettiğim zaman bir sonraki çift oluyor. Sonraki tek, sonraki çift, sonraki tek, sonrası çift şeklinde gidiyor. Peki şu iki durumu da baz alıp gitmem lazım. Buna göre hangisi daima çift olacaktır? Arkadaşlar toplamı her zaman çift olur mu? A'yı tek,
A'yı tek, B'yi çift, C'yi tek kabul ettiğim zaman toplamı arkadaşlar çift oldu. Birinci duruma göre evet. Peki A'yı çift, B'yi tek, C'yi çift kabul etsem topladığım zaman çift artı tek tek, tek artı çift bu kez tek çıktı arkadaşlar. Her zaman çift olmadı, elendi o zaman. Bölüm durumunda zaten genelleme yapamayız. Elendi arkadaşlar. A'yı tek kabul ettiğim zaman B artı C arkadaşlar. A'yı tek kabul ettiğim zaman B artı C. Şu ikisine dikkat edin. Birini çift, birini tek kabul etmek zorundayım. Toplamı da tek oluyor. Şu çarpım sonucu A çarpı T B artı C tek çıktı arkadaşlar. Çarpım sonucu tek oldu. Elendi. Bana her zaman çift lazım. B arkadaşlar. Şimdi A'yı tek, B'yi çift, C'yi çift. A'yı tek, B'yi çift, C'yi çift aldığım zaman şu sonuç her zaman, değil mi? Çarptığım zaman A artı C her zaman tek oluyor. B çift olduğu durumda çarpım sonucu çift oldu. Diğer sonuca bakalım. Peki B'nin tek olduğu şu duruma bakalım. B'nin tek olduğu durumda B'yi tek kabul etsem, o zaman B'yi tek kabul ettiğim zaman A'yı çift kabul etmeliyim. Artı artı C var arkadaşlar. C'yi de o zaman çift kabul etmeliyim. Parantezin içine dikkat ediniz. Çift artı çift çift oluyor. Önde bir çarpı tek var arkadaşlar. Bunun sonucu da her zaman yine çift çıkıyor. Yani her iki durumda da D şıkkı çift çıkıyor. Şunda da aynısını arkadaşlar. A'yı tek kabul ettiğim zaman B'yi çift, C'yi tek kabul etmeliydim. Şu çarpım sonucu, şurada parantezin içinde toplama var. Parantezin dışı da çarpım. Şu sonucu arkadaşlar tek oluyor. Bana her zaman çift lazımdı. Bu da elendi. Cevabımız Denizli olmalı. A artı 1, 2A eksi 5 sayılar ardışık. Tek sayılarsa fark her zaman 2 olacaktı. Fark 2 olsun. 2 ya da eksi 2 derler. Ben büyükten küçüğü çıkarıyorum. Önce birinci büyük kabul ediyorum, ikinciyi küçük. Sonra birinciyi küçük kabul ediyorum, ikinciyi büyük kabul ediyorum. Benim çözüm taktiğim de bu arkadaşlar. A'nın alabileceği değerleri tespit edeceğiz. Ve onların en son toplamı, ki orası o kısmı artık kolay oluyor. Önce 3A artı 1'i büyük kabul ettim. Bunu büyük kabul ettim. Eksi. 2A eksi 5'i küçük kabul ediyorum. 2A eksi 5'i küçük kabul ettim. Bu fark 1 olacak mıydı? Peki bu birinci durumdu. İkinci durumda 2A eksi 5'i büyük kabul ediyorum. 2A eksi 5 büyük olsun. Eksi. 3A artı 1'i bu kez küçük kabul ediyorum. 3A artı 1'i küçük kabul ediyorum. He arkadaşlar, ardışık çiftler fark 2 olacaktı değil mi? Ben buraya 1 yazdım. Peki fark 2 olacak arkadaşlar. Ardışık tek sayılarda ve ardışık çift sayılarda fark her zaman 2 idi. Düzeltelim arkadaşlar, yoksa yanlış sonucu bulacaktık. Sonra tekrar başa saracaktık. Vaktinizi çok öldürmeyeyim. Şimdi eksiden sonra parantez açmak zorundaydık. Eksiyi çünkü dağıttığımızda burada bir işaret değişikliği söz konusu olacak. Aynısı burada da geçerli. Eksiyi buraya dağıtacağım. Her iki ifadeye de dağıtmak zorundayım. Yani 3A artı 1 eksi 2A, eksi 2A ile çarptım, eksi 2A, eksi çarpı eksi 5'ten artı 5 olacak. Sonuçta 2 idi. Burada 3A 2A çıkarsam A kalacak. Artı 1 artı 5 6 yapacak. 6'yı diğer tarafa gönderirsem eksi diye 2 eksi 6'dan eksi 4 olacak. 2A eksi 5'i olduğu gibi yazdım. 2A eksi 5'i olduğu gibi yazdım. Eksi 3A eksi 1 de yazacağım. Eksiyi önce 3A'ya, sonra da artı 1 ile dağıttım.
sonucu 2'ye eşitlemeye çalışıyorum. 2a'dan 3a çıkarsa eksi a. Eksi 5, eksi 1 daha eksi 6 yapacak eşittir 2. A'yı sağ tarafa gönderiyorum artı diye. 2'yi de diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum. Eksi olarak giderse 6'nın yanına eksi 8 yapacak. A'nın alabileceği birinci ve ikinci değeri tespit ettik. Bunların toplamı da arkadaşlar eksi 8 bir tarafta, eksi 4 bir tarafta, topladığınızda eksi 12 yapacaktır. Hemen işlem hatam var mı diye bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olmak zorunda. 3'ün katı olan ardışık 11 sayı. Ardışık olacaklar. 3'ün katı olacaklar. 11 tane sayı. Küçükten büyüğe doğru sıraladığında 6. sayı 21. Bak burası çok güzel. Olacak. Bu sayıların toplamı kaçtır diyor. Peki 3'ün katı olan sayılar. Arkadaşlar 3 değil mi? 6 9 isteyen tek tek hepsini yazabilir arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Burada 11 tane sayı 6.sını buraya yazarsam 6.sı 21'di. Ortada olacağını savunabiliriz arkadaşlar. Çünkü 6. sayının önünde 5 tane sayı var. Ve 11 tane sayı ise 6'dan sonra da yine 5 tane olacaktır. Burada 5 tane. Şöyle hemen şunu sileyim arkadaşlar. T yazacaktım. Yanlış yazdım. Düzeltelim. 11 tane sayı. 6. sayıdan sonra 5 tane bulunur. 6'dan önce de yine 5 tane sayı vardı arkadaşlar. 5 tane sayı olacaktı. Ya arkadaşlar şimdi bizim terim sayısı çarpı ortanca terim direkt Gauss'a göre çarpım sonucu direkt sonucu verecekti. S N C sonucu verecekti. Peki terim sayısı belli arkadaşlar 11 tane çarpı ortadaki terimde 21 verilmiş. Şunun çarpımı arkadaşlar 231 yapar mı? Cevabımız o zaman toplamı direkt bu oluyor. 231 olacak. Peki şimdi arkadaşlar gelelim sözel öğrenciler için de şuraya küçük bir bölme açayım. Küçük bir dipnot geçeceğim. 3'ün katı olan ardışık 11 sayı küçükten büyüğe doğru yazarsam tek tek yazabilirsiniz arkadaşlar. 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 21, değil mi? 24, 27, 30, 33, 11 tane oldu mu? 1, 2, 3, 3 burada 6, 9, 11 tane sayı oldu. Direkt toplarız arkadaşlar. Şöyle 3, 9, 18, 36 gibi. Tek tek toplarsanız da aynı sonucu vermelidir. Bu da bakkal hesabı diyelim. Rakamlar farklı 3 basamaklı 4 doğal sayının toplamı 671'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Rakamları farklı olsun, 3 basamaklı olsun, 4 tane doğal sayı istiyorum. Toplamı da 671 olsun. Rakamların farklı olduğunu söylüyor ama sayıların farklı olması söz konusu değil. En büyüğünü en az seçmeye çalışacağım. Sayılar belli ki birbirine çok yakın olsun. Şuradaki zıtlığı gördüğünüz zaman en büyüğü en az diyor. Arkadaşlar 4 tane doğal sayı toplamı 671 ise ben bunu 4'e bölerim. 671. 4'e bölersem tam bölünmeyecektir. O artta kalanı o zaman dağıtacağım ki sayılar 1-2 tanesi diğerlerinden farklı
olacaktır muhtemelen. Şimdi 6'yı 4'e bölsem 1 defa vardır. 2 kaldı. 2'de 4 yok. 7 aşağıya insin. 27'de 4 6 defa var. 6 kere 4'ten 24. 3 aşağıya inecek. 3'te 4 yok. 1 yardıma hemen geldi. 31'de 4 7 kere dersem 28 yapacak. Kalan 3 oldu arkadaşlar. 31'den 28 çıkarsa 3 kalıyor. Bu 3'ü diğerlerine dağıtacağım. Arkadaşlar 4 tane sayı 167 167 ikincisi de bu olsun. Üçüncüsü de bu olsun 167. Diğeri de 169 olsun. Peki arkadaşlar ben bir tanesini buraya vereyim. Burada 3 kaldı ya. Bu 3'ün birini buna vereceğim. Artı 1. Pardon burada arkadaşlar o 2'yi eklemişim ben. 4'ü de 167. Buna artı 1, buna da artı 2 diyeceğim. Şurada 167, evet. Diğeri de 167, evet. Şu 100, bak birincisi 167. İkincisi de 167. Sayılar birbirinden farklı olsun demiş mi? Hayır. Bu 168 olsun. 168. Diğeri de 169. Peki şu en büyüğü en az bu seçebiliyor muyum? Diğerlerini değiştirmeye gerek yok arkadaşlar. 169'dan daha aşağı çekemiyorum en büyüğünü ve sıralama yapabilmem için bir tanesini büyük yapacağım. İki tanesi eşit çıktı. Ortanca terim de ortadaki sayıda ortanca sayıda bu oldu. 169 olmalı arkadaşlar. A, B, C birbirinden farklı, birbirinden farklı birer doğal sayı olsunlar. Toplamı 12, farkı 5 olduğuna göre A'nın en küçük değeri için B kaçtır? A'yı küçük tutacağım. Doğal sayı olsunlar. Arkadaşlar, burada A, C'ye bağlı. C'nin doğal sayı olmasını istiyor. Şu ifade de 5 ise ben 0 da doğal sayıdır diyorum ama buraya 0 yazıyorum. O zaman A'ya 5 kalacaktır. A'yı daha da küçük tutamam. Çünkü sonuç 5 yapsa C'yi küçük alacağım. A'nın en küçükleri daha da aşağıya indiremiyorum arkadaşlar. A'yı 5 kabul ettiğim zaman B'ye bu kez 7 demek zorundayım değil mi? Yanlışlıkla şeye de bastık. Evet. B'miz isteniyordu. B'nin değeri isteniyordu. O da 7'dir. Çıkıyor arkadaşlar. A, B, C birer doğal sayı olduklarına göre 2A eksi 3 B eşittir 0. Şu denklemi 2A eşittir 3 B olarak diğer tarafa attım arkadaşlar. Eksi 3 B'yi diğer tarafa hemen attım ki eşitliği yapabileyim. B bölü C şu ifadeyi de şurayı da arkadaşlar ondalıklı sayı olarak yazmış. B bölü C eşittir 0,4 yani 4 bölü 10. Burada arkadaşlar bir sadeleştirmeye gidilebilir. Bunu 2'ye böl 2, şunu 2'ye böl 5. O zaman içler dışlar yaparsam 5 çarpı B 5 çarpı B eşittir 2 ile de C'yi mi çarparım? Eşittir 2C. Şimdi şurada B'yi 2 tarzda yani şunları benim birleştirmem lazım. Tek satırda yazabilmem için, tek satırda kıyaslayabilmem için bunları şu grubu komple 5 ile çarpıyorum. Bu grubu komple 3 ile çarparsam 15B'de birleştirebilirim. O zaman 5'i 2A ile çarptım 10A eşittir. 5'i 3B ile çarptım 15B. Şimdi şu 3'ü bunlarla çarptığım zaman 3 kere 5B'den 15B bir daha yazmama gerek kalmayacak. 3 kere 2C'den de 6C yazacak. Şimdi 10A, 15B, 6C. Katsayıları hangi sayıda birleştirebilirim? 60'da birleştirebilir miyim? Ya da 30'da birleştirebilirim. En küçük katını alıyorum arkadaşlar. O zaman şuna ben 3 diyebilirim. 30'da birleştirmem için 3'te çarpsam 30. B'yi
2 ile B'yi 2 kabul etsem 2 çarpı 15'ten 30 olacak. C'yi de o zaman 5 alsam 5 kere 6'dan 30 olacaktır. 3'ü de birer doğal sayı ve mümkün mertebe en küçük değerlerini yazdım. Toplamı kaçtır diyor. A'yı biliyorum arkadaşlar. B'yi de biliyoruz. C'yi de biliyoruz. Buradan toplam 5, 8, 10 oluyor arkadaşlar. Üçünün de toplamı en küçük değeri 10 oluyor. Şurada arkadaşlar üçgenler verilmiş, görselle dayalı bir tane soru. Şunu hemen büyüteyim ben. Ne kadar büyütebilirsem o kadar rahat görünsün. Yukarıdaki bir kenar uzunluğu 1 santimetre olan eşkenar üçgenden oluşan bir desen verilmiştir. Şekildeki tüm üçgenlerin çevreleri toplamı kaçtır? O zaman üçgen sayısını bulursam direkt 3 ile çarparım. Bütün çevre toplamı çıkar o zaman. Burada dikkat edin, bir tane üçgen var arkadaşlar. Şurada bir tane üçgen. Şurada 3 tane üçgen var. Şurada 5 gider. Ha, 1, 3, 5 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Ve ortada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da 11 tane üçgen var arkadaşlar. O zaman 1, 3, 5, şu sırada o zaman 7 tane vardır. Hemen altında da o zaman bir sıra daha vardır. O da 9 tane vardır. Değil mi? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bu sefer tekrar aşağıya inecektir. O zaman bu da o şekilde. Burada da 1, 3, 5. Bu sırada yine 7. Hemen üstünde de o zaman bir satır daha vardır. O da 9 tanedir. Ve bunların toplamı bana lazım olacak arkadaşlar. 1, 4, 9. Hemen şuna ekliyorum o zaman. 16, 25, 36, 45, 52, 57, 60, 61 tane üçgen var. 61 tane üçgen. Her birinin 3 kenarı var. Değil mi? O zaman bir tanesinin çevresi şu bir kenarı bir olduğu için 1, 1, 1. Topladığım zaman bir tane üçgenin çevresi 3. O zaman 61 tane üçgenin çevresi 61 çarpı 3'ten 183 olacaktır. Yanlış bir işlemi var mı? Hemen kontrol da edeceğim. Cevabımız D olmalı. Şayet işlem hatam yoksa yokmuş. Peki arkadaşlar. A'ya bir işlem uygulanıyor, B elde ediliyor. B'ye ikinci işlem uygulanıyor, C üçüncü işlem yaptığımızda da sonucu veriyormuş. Yukarıdaki işlem, o zaman hikayeyi çok iyi anlamamız gerekecek. Yukarıdaki işlem tablosunda A çemberine 1 ile 9 arasında bir rakam yazılıyor. Birinci işlem A'daki sayı 7 ile çarp. O zaman şöyle yapalım. Çarpı 7 çarpı 7 çarpılıp 3 çıkarılıyor. Eksi 3. Şu birinci işlem. A'yı ne yapacağım? 7 ile çarpacağım. 3 çıkaracağım. B yerine yazacağım. İkinci işlem ise B'deki sayı 3 ile çarpılıp 1 ekleniyor. 3 ile çarp. Şöyle yapalım. Çarpı 3. 1 eklediği için artı 1. 3 çarp. 1 ekle. C çemberinde yazılan sayı ise 3. işlem onu yazılan sayı çift ise C'deki sayı çift ise yarısı alınıyor. Tek ise 5 çıkarılıp 2'ye bölünüyor. Sonuç kutusuna yazılıyor. Ha, burada bir bu sefer bir yol ayrımına girecek bu sefer. İkili bir işlem gerektirecek C'de. Eğer çift ise bak burası C'deki sayı çift ise 2'ye böl. Eğer tek ise 5 çıkar 2'ye böl. 5 çıkar. Şöyle 5 çıkaralım. 2'ye bölelim. Değil mi arkadaşlar? Yazı biraz kötü geliyor. B çemberinde 25 yazıyorsa sonuç kutusunda kaç yazar? B çemberinde 25 yazıyorsa arkadaşlar o zaman
Ayla bizim 5'imiz oluyor mu? 25'i. İkinci işlem olarak 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğim. 3 ile çarparsam 75, değil mi? 25. 3 ile çarp. 25'i 3 ile çarp, 1 ekle. 3 ile çarparsam 75, 1 daha 76. Çift ise yarısı alınacak. Çift olduğu için, değil mi? Bu C'ye yazdık. C'ye 76 geliyor. Çift olduğu için yarısını almamız yeterli. Bölü 2 dediğim zaman 38 elde edeceğim. Bir algı hatasına düştük mü acaba diye bir kontrol da etmek istiyorum. A, B, C pozitif tam sayılardır. A sayısı B sayısının kaç katıdır? Peki arkadaşlar, B'yi hemen diğer tarafa atıyorum. A eşittir B artı C demiş. Peki şurada bir içler dışlar yapsam. 2 çarpı bu. 2C. 2C eksi 2B eşittir. Burada 1 çarp, bak 2'yi bununla çarptım. İçleri çarptım. Dışları da çarpayım. A çarpı 1'den de A. Madem bunlar birbirine eşittir, o zaman arkadaşlar A'lar eşit ise sol taraflar da eşit olmak zorunda. Yani B artı C buna eşit olmalı. B artı C eşittir şu ifadeye. 2C eksi B'ye. 2C eksi 2B'ye. 2B'yi hemen karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. 3B eşittir. Kaç oldu? C'yi de diğer tarafa gönderiyorum eksi olarak. 3B eşittir C'ye. Yani A eşittir B artı C ifadesinde, B artı C ifadesinde C yerine ben 3B yazabilirim. Yani şuraya 3B yazabilirim. Burada sol tarafta A vardı. Sağ tarafta B artı C, B artı 3B. Bu kaç B yapar? B türünden yazarsam 4B. A eşittir 4B ise A B'nin 4 katı değil midir? A, B, C birer tam sayısı, aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur? Şimdi 3A arkadaşlar, tekleri yazmayabilirsiniz. Tek ifade gördüğünüzde şunları görmezden gelebilirsiniz, katsayı. Ben A yazıyorum. Eksi B artı şuradaki 5'i tek olarak aldım. Tek eşittir. Şu ifade içler dışlardan direkt 4 çarpı C deyiniz arkadaşlar. 4 çarpı C ve şu ifade C ne olursa olsun şurası çift oluyor. C olacak. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar C'yi yuttuk. O zaman A eksi B artı T eşittir çift oluyor. C hakkında yorum yapanları siliyorum arkadaşlar. C hakkında yorum yapmayacağım. C içeren şıkları eliyorum. Şuradaki T'yi diğer tarafa atarsam A eksi B eşittir arkadaşlar. Tek buraya eksi olarak gelirse çift eksi tekten tek geliyor. A eksi B tek ise A çift ise B tektir. A tek ise B çifttir. Birbirinin zıttı arkadaşlar. Biri çift, biri tek olacaktır. A ve B tektir. İkisi arkadaşlar aynı anda tek. Hayır. Öyle bir şey yok. Peki B şıkkı doğru diyeceğiz. Daima doğru. Bir bakalım neden doğru. Yani sadece B kaldı diye B'yi işaretledim. Neden doğru olduğunu da görelim. Çiftli tek, yani A'yı çift, B'yi tek kabul ettiğin zaman toplamı tek oluyor. A'yı tek, B'yi çift kabul etsem toplamı yine tek oluyor. Evet, her iki durumda da A artı B tek oluyor. Aynen. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı B, pardon, A artı 1 ve A çarpı B çift sayı iseler kaç tanesi tek sayı olacak? Ha, öncülü soru arkadaşlar. A artı 1 ve bu. A artı 1 çifttir kabul etmiş. A artı 1 çift. Bir de A çarpı B çifttir diyor.
A çarpı B çifttir diyor. Şimdi şu bir arkadaşlar diğer tarafa giderse çift eksi tekten A eşittir tek oluyor mu her türlü? A tektir arkadaşlar. A tekse arkadaşlar B'nin kesinlikle çift olması gerekiyor ki çift çarpı tek sonucu çift yapsın. A tek, B de çift çıktı. A yerine tek yazsam tek artı B. B neydi? Çiftti. Tek artı çift sayı daima tek oluyor. Şurası daima tek. Bir tane bu. Şöyle daire içine alalım. A üzeri B. Aman aman. Pardon. Arkadaşlar yanlışlıkla bastım. Cevap gümüş olduk ama bakalım ispatlı bir şekilde gitmemiz gerekecek. A üzeri B. Şimdi pozitif tam sayılar. Evet. Bak bu önce burada doğru olacak. A'yı tek bulmuştuk şurada. Tek. B'yi çift bulmuştuk. Tekin bütün pozitif tam sayı kuvvetleri tek olacaktı. Bu da doğru. İkinci öncümüz de doğru. B üzeri A çiftti. B de pozitif tek bir sayı. B çift bir sayı. A da pozitif tek sayı olduğuna göre şunun sonucu arkadaşlar çift oluyor. B artı 3. Arkadaşlar B çift bir sayı. 3 tek bir sayı. Topladığımız zaman sonuç tek olacaktır. İstediğimiz sonuçlardan mı? Evet. 2A, A ne olursa olsun şurası çifttir. 2 ile çarpıldığı için. 3B, B de çiftti. Çift çarpı 3 de çift yapacak. Çift artı çift de çift yapacak arkadaşlar. İstediğim sonuç değil. Burada 1, 2 ve 4 yani 3 tanesi doğru çıkıyor. Yani tek çıkıyor daha doğrusu. 3 tanesi, 3 tane önce tek sayıdır çıkıyor. Şekle, görsele dair bir soru. Yukarıdaki kibrit çöpleri belli bir kurala göre dizilmiştir. Bu işleme devam edildiğinde kaçıncı adımda 45 tane kibrit çöpü kullanılır? Birinci adımda arkadaşlar 5 tane kibrit çöpü var. İkinci adımda 5, 4 burada 9 tane kibrit çöpü var. Burada arkadaşlar artık 4, 4, 8 ekleyeceğim. Bu şöyle 5, 9, 4 daha 13 arkadaşlar. 5, 4 daha, 4 daha. Artık 4. adımda 17 olacaktır. 5. adımda arkadaşlar artık 21 tane olacaktır. Her seferinde dikkat edin 1, 2, 3, 4 tane eklenip eklenip gidecek. O zaman 45'i bulunca duracağız. Kaçıncı adımda 45 tane kibrit çöpü kullanılır? Şöyle ki kaçıncı adımda? Şu an 21. İsterseniz arkadaşlar tek tek de yazabilirsiniz. Bunun diğer versiyonunu şu birinci yolumuz olsun o zaman. Birinci yol. İkinci yolu da dizilerden size anlatacağım. 21, 4 daha 25, 4 daha 29, 4 daha 33, 4 daha 37, 4 daha 41, 4 daha 45. 45 kaçıncı adımda oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. adımda. 11. adımda 45'i buluyor. 11. adım. Peki. Şimdi birinci ve ikinci adımdaki fark 4 olduğu için 4x diye yazacağım. Ya da 4n diye yazacağım. 1'i bulmam için arkadaşlar şurada birinci adımda 5 tane var. 5 olabilmesi için 1 çarpı 4 artı 1 denklemi kullanılacak. Kaçıncı adımda 45 olacak dediği için şurayı 45'e eşitliyorum. 1'i gönder diğer tarafa. 4x eşittir 44 oluyor. Bu da ikinci yol arkadaşlar. 1'i diğer tarafa gönderirsem 44 yapacak. Ve 4'e böldüğüm zaman her iki tarafı x eşittir 11.
11. adımda 45 tane kibrit çöpü kullanılmış olacaktır. Tekrar ediyorum. İkinci kısmı arkadaşlar tekrar edeceğim. Bakınız. Birinci adımda 5 tane var. İkinci adımda 9 tane var dedik. Üçüncü adımda kaç var demiştik? 13 tane var demiştik. Kibritleri burada tek tek saymanız gerekecek arkadaşlar. 5 ile 9 arasındaki fark 4 olduğu için 4N yazıyorum. Şimdi bu 4N ne yaparsam 5 yapacak. Birinci sayıdan birinci adım dediği için 1 koyup gideceğim. N'e 1 verdiğin zaman burası 4 oluyor. 4 ancak 1 eklersem yani N yerine 1 yazdığım zaman artık sonuç 5 oluyor. Yani bizim genel terimimiz bu oluyor. Genel terim. Şöyle yazalım. Genel terim. Peki genel terimi bu olan bir dizinin kaçıncı adımı 45 olacak dendiği zaman 4N artı 1'i o zaman 45'e eşitlemeniz gerekiyor. Buradan N 11 görülecektir. Yukarıda verilen şekil devam ettirilip 29 tane çember çizildiğinde kaç tane kare oluşacak? Çember sayısı 29 olsun istiyor. En tepede arkadaşlar bir tane çember var. Sonra bu satırda 2 tane. Bu satırda 2 tane. Sonraki satırda artık 2-2 gidiyor. Yani ilk en baştaki bir çember artı bundan sonra 2-2 gidiyor. Yani şu çizgiler 2-2 gidiyor. Bunun devamında da yine çizgiler var. Artı 2 tane, artı 2 tane, artı 2 tane, 2 tane ama kaç tane 2 tane olduğunu bilmiyorum. Toplam çember sayısı 29 dediği için 29'a eşitliyorum. Şu 1'i düşünmediğin zaman burada kaç tane 2 olması gerekecek? Ancak 1 artı 28 ile mümkündür. O zaman burada 14 tane 2 var. 14 tane şu çubuk var demektir. 14 terim var demektir. 14 terim var. Her terimde arkadaşlar 1, 3, 5 diye gidiyor. 1, 3, 5, ikişer ikişer bu sefer karecikler, kareler ikişer ikişer artıp gidiyor. O zaman 29 tane çember çizilmiş. Kaç tane kare oluşuyor? Ha, 14. Terim kaça denk geliyor? 1, 3, 5. Sonracığıma diğeri kaçıncı terim olacak arkadaşlar? 3, 5, 7 olacak. Devam edip gidiyor. Şimdi birinci adım bu kabul edeceğim. İkinci adım bunu kabul edeceğim. Aralarındaki fark 2N. Şimdi 1 bulabilmem için N'e 1 terimini yazmam lazım. Değil mi? 29 tane çember olabilmesi için şu pardon 29'dan kurtulmuştuk. Biz artık 29 işimiz yok. 14 tane terim var. Bunların toplamını istiyor bizden. O zaman en sondaki terim kaç olacaktı? 14 tane yazmam gerekiyor mu? Ya da yazıp gideceğim arkadaşlar ben. 1, 3, 5, 7, 9 11 13 15 17 19 21 23 25 şeklinde 14 tane olduğunda duracağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27'de duruyor arkadaşlar. Yani 1'den başlayıp 27'ye kadar gidiyor. 1 artı, 3 artı, 5 artı gittiği zaman 27. Şu ifade 2n eksi 1'e eşitlersen n kaç çıkacaktır? 2n eksi 1 eşittir 27'de. N eşittir buradan kaç çıkacaktır? 1'i gönder diğer tarafa 28 bölü 2'den 14. O zaman 14'ün karesini almam yeterli arkadaşlar. Bu da 196 yapacaktır. Şu terim toplamı. Tekli sayılarda formülü ilk başlarken vermiştik zaten. Tekli sayıların toplamı birden başlayıp gidiyorsa en sondaki terimdeki n değerini bulup karesini alacaktık. O da kontrol edeceğim bunu arkadaşlar. Aynen.
Yukarıdaki işlem tablosunda üstteki iki kutuya tablonun üstünde belirtilen işlem uygulanıp 6 eziliyor. Buna göre artı b kaçtır? 8 arkadaşlar 6 daha 14 yapacaktır. 6 eksi 12'den eksi 6 yapacaktır arkadaşlar. Bu ikisini toplarsam y yerine de 8 gelecektir. Burada a'yı bilmiyoruz arkadaşlar. Y'yi biliyoruz. Y 8'di. X de 6'ydı arkadaşlar. 6. Kimi 6'ya bölersem 8 bulurum. Ancak 48'i 6'ya bölersem. O zaman A 48'dir. A'yı 48 olarak yazacağım. Peki 6 3'e bölünürse 6 bölü 3 bu da 2 yapacaktır. 8 bölü 2'den de burası 4 olacaktır. B'yi de 4 bulduk arkadaşlar. Bu bulmaca sorusu rahat bir soruydu. 48, 4 daha 52 olmalı arkadaşlar. Bir algı hatam var mı? Kontrol etmek istiyorum. Yukarıdaki sayı tablosuna göre 13. satırdaki sayıların toplamı bu şekilde arkadaşlar. 1. satır, 2. satır, 3. satır, 4. 5. 6. 13. satıra kadar gideceğim. 13. 1. satırda bir tane terim var. 2. satırda 1, 2 terim var ve 2, 4, 2, 4, 6, 3. satırda 3 tane sayı var. O zaman 13. satırda 13'ün burasının olduğunu farz ediyorum. Şöyle kutucuklar olsun. Kaç tane kutucuk olacak? 13 tane kutucuk olacak. 13. satırda 13 tane sayı olur. Peki 2'den başlayıp gitmeyecek miyiz? 2, 4, 6, 8 devam edip gidecek. Peki 13'e gidene kadar 13. sayıda olsa zaten buraya 2'ye bölsem 1. Heh. O zaman 13. satırda 13 tane var. En sondaki terim de 26'dır. Bu sayı 13. satırdaki sayıların toplamı. Bunların toplamını istiyor bizden. Çift sayıları topladığımızda kısa yol neydi arkadaşlar? Kısa yol direkt şurayı 2n yapacak. N değeri lazım bana ki o da 13'tür. O zaman 13 çarpı 1 fazlası bölü 2. 13 çarpı 13 artı 1. Bölü 2'si yok, özür diliyorum. 13 artı 1. Burada 13 çarpı 14'ten 13 çarpı 14 direkt bizim için sonuç olacaktır. Buraya çarpmam lazım arkadaşlar. 13 kere 14 kaç yapacaktır? Sonu 2 ile bitecek kesinlikle. O zaman 2 ile biten 2 tane var arkadaşlar. 4 kere 3'ten 12 elde var 1. 4 kere 1'den 4, 1 de elde 5. 1 kere 13'ten 13. Artık çarpmayı siz kendinize göre yapınız arkadaşlar. Zihinden yapabiliyorsanız zaten direkt af yok. 2 olsun, 8 olsun, 1 olsun. 182 bizim cevabımız olacak. Yanlış bir işlem yaptığımı merak da ediyorum arkadaşlar aslında. İşlem hatamız da yoksa devam edelim arkadaşlar. Ardışık 3 çift sayının toplamı bu sayıların en küçüğünden 34 fazladır. Ardışık 3 çift sayının toplamı bu sayıların en küçüğünden 34 fazladır. Buna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır? Hemen bunu da yapalım arkadaşlar. Ardışık 3 çift sayı. Bir tanesi 2x olsun. Diğer çift sayı 2x artı 2 mi seçiyorduk? Seçtim onu da arkadaşlar. 2x artı 2. Diğer üçüncü sayımız da 2x artı 4 arkadaşlar. 3 tane sayı yazdık. Sayının toplamı bunun toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 2, 4, 6 tane x artı 4 burada, 2 burada, 6. 6x artı 6 bu ifade en küçüğü yani 2x'ten, evet 2x'ten kaç büyükmüş? 34 mü büyük? Eşittir 34'e. 6x'ten 2x çıkardık, 4x. Peki 6'yı diğer tarafa eksi olarak gönderirsem 28 oldu. X eşittir 7 arkadaşlar. Götürüp bunu yerine yazacağım. 7 ise burada yerine yazarsam burası 14. Diğer çift sayı zaten 16 olmak zorunda. Diğeri de 18 olmak zorunda. 3 tane ardışık çift sayımız
Bu sayıların en büyüğü 18 görünüyor. İşlem hatam var mı yok mu? Varsa düzelteyim. A artı 2 ile B eksi 6 ardışık tek sayılar olduğuna göre A'nın B cinsinden alabileceği değerler toplamı arkadaşlar. Hemen bu soruyu da